Merhabalar dostlar, ben Türk Kalıcı Hamza Yüksel Koçerdim. Gene Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla alakalı bir video çekmek istedim. Bu sefer başka bir boyutunu ele almak istedim. Bakın, bu savaşın bir diğer boyutu da enerji kavgası. Özellikle Avrupa'nın ana ihtiyaçlarından, bakın, doğal gaz. Çünkü hem hani insanların ihtiyacı bir tarafı, aynı zamanda elektrik ve enerji üretimi haliyle ister istemez sanayi maliyetleri dahil olmak üzere gerçekten. Özellikle Almanya'nın gerçekten çok canını da yakan bir olay. Şimdi biliyorsunuz NATO ve Amerika Rusya'ya çok ciddi yaptırımlar uyguladı. Özellikle doğalgaz satışlarını durdurabilmek veyahut yavaşlatabilmek üzerine, ki başlangıçta gerçekten bu Ruslara çok da büyük bir maddi külfet yarattı. Gerçekten Ruslar ciddi bir zararda. Hani ama buna karşılık özellikle esasında Almanya-Fransa ikilisi ve özellikle şimdi Almanya, yani Avrupa Birliği'nin ve Avrupa kıtasının aynı zamanda lokomotifi ülke. Özellikle yükselen enerji maliyetleri yüzünden hani ister istemez çok rahatsız. İşte bu esnada Ruslar da bir manevra yaptı ve dedi ki bundan sonra yabancı para üzerinden doğalgaz satışı yapmayacağız. Niye? Çünkü aynı zamanda Rusların para trafiği de gene ciddi zarar gördü bu yaptırımlarla. Anlatabiliyor muyum dostlar? Ve Ruslar da dedi ki bundan sonra dost ülkeler hariç bizden doğal gaz alan her ülke ödemesini Rus rublesiyle yapacak dediler. Yani bunun meali nedir biliyor musunuz? Bütçemde çok fazla para kalmadı. Çok ciddi bir zarardayım. Çok da büyük bir savaş hani masrafım var. İster istemez siz bu doğalgazı ruble üzerinden alacaksınız. Ruble ile ödeyeceksiniz. Benim savaş masraflarımı finanse edeceksiniz. Ta buraya kadar da gelen hani bir konu. Dostlar bakın, Afganistan Savaşı'nı düşünün. Hep dile getirdiğimiz bir şey. Ruslar Afganistan'da, daha doğrusu Sovyetler Birliği Afganistan'da yenildi. Bu yenilginin sonucunda Sovyetler Birliği dağıldı. Şimdi bu dağılma, dikkat ederseniz şimdi Rusların hani çok da korkutan bir şey. Hani bizim de aynı zamanda tavrımız hani Rusların kaybetmesi umuduyla hani olduğu için ister istemez biz de Rusya Federasyonu'nun dağılması anlamında bazı beklentiler içerisindeyiz. Şimdi Ruslar da bunu biliyorlar. İkinci bir Afganistan hezimetinin hani yaşanmasını da istemiyorlar. Bu anlamda özellikle bu internette hani gördüğünüz işte Ruslar yeniliyor, Ruslar işte şerefli bir çekilme peşinde falan gibi hani haberleri de gene çok fazla ciddiye almamanızı da öneririm. Çünkü size bahsettiğim olaylar o kadar Rusya için artık hani kritik bir önemde ki Rusya icap ederse tüm gücünü bile kullanır, Ukrayna'yı deler geçer, ama gene de Rusya Federasyonu'nun tabii ki dağılmasına izin vermemek için elinden geleni yapar. İşte bu anlamda dediler ki bizden aldığınız doğalgazı dost kabul ettiğimiz ülkeler hariç. Tüm ülkeler bizden aldığı doğalgazın bedelini ruble olarak ödeyecek. Çünkü benim bu rubleye ihtiyacım var. Haliyle bütçem iflas etmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi önümüzdeki süreç tabii ki ne gösterecektir bilinmez. Ama şu anda iki tarafın da eli aslında son derece güçlü. Bakın Rusya tek başına kaldı dedik. Ama şimdi şöyle bir şey oldu. Daha dün gece bu bahsettiğimiz olayın Almanya'daki enerji maliyetlerinin ne kadar hani
yükselteceğini tahmin edemiyoruz. Ama Almanlar tabii ki tahmin edebildikleri için dostlar sizlere çok açık söyleyeyim. Dün gece itibariyle Almanya'dan çok büyük bir çatlak ses geldi. Bu çok büyük bir çatlak ses de gerçekten çok etkili oldu. O kadar ki. Şimdi daha birkaç gün önce NATO toplantısında tekrar bir araya gelmiş bir NATO ailesi fotoğrafı tüm dünyaya ve özellikle Rusya'ya sipariş edilmişken daha iki gün sonra bu oluşan Almanya çatlağı gerçekten çok ciddi oldu. Çünkü bu kavganın aynı zamanda merkezindeki olaylardan bir tanesi de enerji kavgası. Ve Almanya'nın özellikle enerji ihtiyacı o kadar yüksek ki Alman sanayinin üretimi bundan çok ciddi etkileniyor ve tabii ki Alman vergi mükelleflerinin devlete ödeyeceği vergi ister istemez ayrıca yükseliyor. Haliyle özellikle bunun özellikle Alman sanayi üzerindeki etkisi çok yüksek. Almanya'nın ardından birliğin ikinci lokomotifi Fransa tabii ki gene Fransa üzerinde etkisi çok yüksek. Bu enerji maliyetleri aynı zamanda tarıma ve hayvancılığa kadar da etki ettiği için Ruslar bu manevralarıyla gerçekten daha iki gün önce gösterilen bir araya gelmiş bir NATO ailesi fotoğrafını çatır çatır çatırdattı. Hani şimdi iki tarafında dediğim gibi elleri gerçekten çok güçlü. Hani devamında ne olur bilmiyoruz. Tabii ki başka kozlar da tabii ki piyasaya sürülecektir. Ama buna karşılık görüldüğü kadarıyla İstanbul'da sürdürülen barış görüşmeleri var ya bizim başkanlığımızda. Sanırım gene de en önemli olay merkezdeki olay sanki bu toplantıdan alınacak sonuç gibi gözüküyor. Ve ister istemez tabii ki bir de gücün kanunu denen şey var ki Ruslar özellikle bu kanunu uyguluyor. İster istemez iş biraz da oraya çıkıyor. Ama buna karşılık Fransa, Almanya ikisi tamam da şimdi gene de Rusya'nın aldığı maddi zarar, kayıp, ekonomik kayıp gerçekten çok büyük. Haliyle ister istemez mecburen anlaşma masasında esasında onlar da anlaşmaları gerektiğinin farkındalar. Ama buna karşılık şimdi Ukrayna'nın aslında yavaş yavaş da olsa yeniliyor olduğu açık ve haliyle Ruslar gene de kayıplarını bu şekilde minimize edip kazançları maksimize etmeye çalışmak suretiyle sert pazarlıklarla ve biraz da tabii ki anlaşmayı süründürerek askeri zaferde artışla beraber ortaya koydukları gücü daha da yükselterek haliyle ister istemez biraz daha ellerini güçlendirmek derdindeler. Dostlar uzun lafın kısası bu meselenin de şimdilik göründüğü kadarı budur. Önümüzde daha nasıl kozlar sürülecek ortaya bilinmez ama şu an için gerçekten bu bir manevra bile bu meşhur iki gün önceki aile fotoğrafını dediğim gibi çatır 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 takmayı başardı. Pek çoğumuz bunu göremedik. Özellikle diyorum ya üstadlardan gelen Sinan Köroğlu gerçekten bu olayı gösterdi ve bir anda gerçekten tahminlerimizde bazı değişiklikler oldu. Bu anlamda gerçekten kendisine de ayrıca ufkumuzu genişlettiği için çok teşekkür ediyorum. Evet dostlar şimdilik durum budur gerçekten. Bir anda işler gene değişmeye başladı. Tekrar bakalım nasıl değişecek bilmiyoruz. Amerika eğer gerçekten haliyle bu olayı değiştirmek istiyorsa Avrupa'ya ucuz gaz bulmak zorundadır. Devamlı beslenecek şekilde. Artık bilmiyoruz nasıl olacak bilinmez ama Amerika'nın da bu konuda elleri güçlüdür. Sonuçta daha başka kozlar da haliyle açılıyor. Ta İran kozuna kadar bakın bazı şeyler değişiyor. Çünkü İran'a uygulanan ambargoların hafifletilmesi dahi söz konusu. Bu İran'ın da tabii ki işine geliyor. Başka bazı Amerika'nın baskı uyguladığı petrol ve doğalgaz üreticisi esasında ülkeler var.
onların üzerine de oynanması gene söz konusu. E tabii ki Amerika'da hani bu kaynağı bu sefer Avrupa'ya getirmek derdinde olacaktır. Ve ona göre bir şeyler önümüzde muhakkak bazı şeylere gebedir. Elbette tabii ki sizlerle paylaşacağız. Bu anlamda yüksek müsaadenizle dikkat ederseniz önemli bir haber de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Üstad Sinan Köroğlu'na tekrar teşekkür ediyorum ve artık bu videoyu da burada bitiriyorum. Hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.